çıkıyor yarışmadan gibi bir şey yok. Sorular bitene kadar düşmeye devam edecek düşendeki. Peki. Düşüyor, düşüyor. O yüzden umarım düşüyor, genel kültürünüze güveniyorsunuzdur arkadaşlar. Senin önceden yarışmaya başlamadan son bir senin yorumlarını alayım. Eyvah, üşüyorum da olabilir. Hangisi? Ne diyorsun? Senin çaylaklar çünkü parçaladı bugüne kadar. Yine parçalarlar ya. Yani en kötü diyorum ya, %25 şans var. İnanarak sallarlarsa tutar. Bu yarışmaya bir isim bulmasın ya chatten. Benim beklediğim, Cantu, dört gözle beklediğim genel gün pazartesi Cantu ile Tuğkan'ın takımlarının... Yarışmaya isim. Benim yarışmaya isim önerim Kim 500 Nazik'ler. İyi yaşam. Okey, onu aldım bence. Eyvah üşüyorum var. Eyvah üşüyorum bence güzel. Eyvah üşüyorum eyvah daha güzel bence. Eyvah 5. ufaktan yarışmaya başlayalım o zaman? Ufaktan başlayalım. Başlayalım, buyurun. Ufaktan başlayalım. O zaman arkadaşlar hazırsanız ilk sorumuza başlıyoruz. Her soruya cevap hakkı için 5 saniye versek bence iyidir. 5 saniye basketbolda çok uzun bir süre olabilir. 10 saniye mi? Değil mi? Sen tutmak ister misin? Okey. Pimek. 10 diyelim. Evet. İlk sorumuz geliyor. Hangi ünlü besteci sağır olmasıyla tanınır? A. Johann Sebastian Bach. B. Ludwig van Beethoven. C. Frédéric Chopin. D. Wolfgang Amadeus Mozart. 10 saniyeniz başladı. Sorular da çok kolaymış. Bu bir. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Hareketli mi atlıyorlar o zaman? Yok. Onu bence şeylerde yapabiliriz ama. Hiç fena fikir değil. Süre bitti. Süreniz bitti. Kalemler bırakıldı. Tutun siz kartlarınızı. Siz de koç, sevgili koç. Sana güveniyorum bu konuda. O tarafta gözün olsun. Cevaplar değiştirilmesin lütfen. Bakıyor. Cantu. Bakabilir. Gider. Onlar bak arkadaşlar. Cevaplarımızı verdik artık. Araya Cantu koy. Doğru cevap. Yapmazlar. Bak diye. Geçiyorum Efe. Doğru cevap. Doğru cevap net bir şekilde anladığınız mı o da? Sana da bir ses alabilir miyiz? Böyle bir şey miyim? Ben de geçiyorum Yunus Günç'e. Değiştireni bakın. Yayın var arkadaşlar. Chat linç eder. Değiştirmek yok. Beethoven. Sevgili Yunus Günç'e'yi ve sevgili Işık Günç'e'yi. Çünkü siz bir takımsınız ya. Alalım sizi şu tarafa doğru ufakta. Hadi hanım, zaten sizi aldığınız için bu turu onlara vermiş olduk. Ben bir dakika sefer ilk parçanı soracağım. Sen al, bir dakika durun. Atlamak diye bir şey yok. Sen istersen terliklerini çıkar bence. Bir dakika cevaplarına bakalım. Bir saniye bakacağız cevaplara zaten. Siz bir yerinizde durur musunuz? Niye gaza geldiniz atlamak için? Arkadaşlar sakin olun. Sakin olun. Açılın. Orada durun. Şimdi cevaplarınızı gösterin. Heyecanla bellerine vuramıyorum. Çoktan seçmeli dediğimiz şeyde şık yazıyoruz. Yok, B doğru cevap. B. B. Aybike. Aybike. Tutuşa bak. Gösterelim. Çok güzel. O zaman buyurun. Biriniz Aybike'yi, biriniz Yasin'i. Ben nasıl olacak? Nasıl? Elinde bandaj var. Tam elinde bandajdan aşağı bir şey. Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Işık Hanım. Aynen. Yok Işık Hanım, siz onu alın. Elin kolundan tutun. Evet. Şuradan merdivenlere eşlik edin. Kendisini havuza indirin. Yunus Bey siz de. Keyifli yanımda oturuyor. Ben çok bir şey yapmaya gerek yok. Yer çekimi. Sıraya gel falan. Telefonun falan yok değil mi? Telefon. Ay cebim yok. Gireyim mi? Birinci yarışmacımız ıslanıyor. Devam, devam. Kolun girmesin, gerisi girsin. Miss, lütfen devam. Miss House of Gamers. Üçüncüsü ay. Bence kendi tutabilir misin? Devam. 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 Ya yazık. Devam. 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 Böyle bir şey yaptı. Dışarı çık. Bravo. Soğuk sevgili koçum, siz de bana puanlama konusunda yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki de. Düne göre soğuk ya. Geçmiş olsun. Koçum. Nasıl yapıyoruz puanlamayı? Puanlamayı diyorlar chatten de. Yanlış bilenleri teker teker yazalım. Bir isimlerimizi yazalım. Aynen. Hazırsak. Ben kendi lakaplarını yazayım mı? Tamam mı? Sen isimleri yazarsan. Evet, artık bence vedalaşın. Bilmiyorum, tekmeyle tamam. Tokatla nasıl seviyorsanız şimdi, artık. Bak, güzel senimiz var. 6 aydır üzerinde çalıştığımız bir olay çünkü bu. Evet. Atak atacak.
Çok güzel. İşte gerçekten. O zaman niye pilavcı? Etka yazsana. Herkesin şeyin adını yazın. Pilavcı yazıyor. Maşallah yazsın. Tamamsınız lütfen. Çok teşekkürler Sayın Jüri. Pilav satan kimse. Cığ yapım eki. Umarım keyif almışsınızdır bu telif. Sen vaftiz yaptın ilk defa sanırım hayatında şu anda. Buyurun Yunus Bey. İyiydi. Güzel hareket. İyi çalışmışsınız. İkisi mi bilemedi sadece? Efendim? Aynen. Ama yani Efe'yi kim atıyor? Efe'yle Cantu'yu kim atıyor? Buraya dönmeyelim. Çünkü o zaman heyecanı kaçıyor. O insanlar bir anda cevaplarını açıp hangisinin doğru olduğunu bilmek bence daha keyifli. Hiç ikimi de çevirsinler hemen. Kimin olduğuna bakalım, arkasına gidelim, koyalım tepiyi. Hepsi dizilsin şöyle ya sırayla abi. Aynen. Kişi gitsin baksın mesela. O da olabilir. Baksın. Hangisi yanlışsa ben bir yine de tamam ben size dönmeden önce aranızdan ama bir cevap size bir sorarım onlarınkini görmeden. 6 7. Ben onlar bence bak, onlar kimin ya bildiğini biliyor ya. Ha şeyleri evet, gidiyor diyor. Siz yazmadan okay önce kim yazar ya? Yani. Tamam. Ya şey olsun onlar tutsun arkadan geçip ıp falan efekti falan mı yapsınlar? Olabilir. Okey onu okeyseniz ben onu okeyim, o da hoşuma gitti tamamdır. Bunlar yapılabilir. Şimdi o zaman şeyi yazalım. Kimler? Yasin ne şeye? Aybike'ye. Her düşene bir tık atıyorum bir yanlışa. Aynen. Yani Yasin 1. Aybike 1. Aybik 1. Devam ediyoruz. İkinci sorumuza geçiyorum. Geldi ıp ıplarımız. Aynen bak oradan kim yanlışsa koy tepeyi. Silelim arkadaşlar cevapları. Bir şey rica edeceğim sizden. Ben cevapları anons ederken şıkla beraber anons ediyorum. Şıkı yazarsanız bence daha kolay olur. Büyük yazın ama. Büyük yazın ki görebilirim. Evet. Bir de böyle yarım yazmayın. Hani AC'ye dönmesin evet böyle çevirerek falan öyle şeyler olmaz. Tabletimizin bir tarafı beyaz. Oraya yazarsanız beyaz olan kısma. Silemezsiniz. Hazırsanız ikinci sorumu soruyorum. Parayı hangi medeniyet bulmuştur? A. Asurlular. B. Sümerler. C. Lidyalılar. D. Urartular. Bunu bilmeyen var ya. Dur, 10 saniyemiz var. Tutuyor musunuz hocam süreyi? Evet, evet. Berkcan yanlış olanı koy. Ama 10 saniye sayıyorum yani. Çok kolay tutmaya. Ben sayamıyorum. 5 parmak ya ona kadar sayamıyorum. Bitti bu arada. O zaman hazırsanız hep beraber bir göreyim cevapları. Bu kolay soruydu çünkü. C, o ne? Daha küçük yazabilirsinizler. Ben de bu arada hani astigmatla şey. Valla bravo. Bir alkış alayım abi çaylakla. Lütfen. Bence ufaktan kendine. Herkes doğru. Okey bunlar daha kolay sorular arkadaşlar. Hazır olun daha zorları geliyor çünkü. Biraz daha kolay var. Bir araya bir tane zor atmasak mı? Atalım ya bir tane. Atma be. Atacağım mı? Yok ya tamam devam edelim. Isınma turları olsun. Geliyor yeni sorunuz. Temizlediniz mi bordlarınızı? Kaç soru var Zeynep Hanım? 20. Oo maşallah. Üçüncü soru. Kastamonu ilimiz aşağıdakilerden hangisiyle ünlüdür? Ha. A. Sarımsak. B. Cep telefonu. C. Şemsiye. D. Saat. 10 saniyeniz başladı. 53. K5, K5 hatırlıyor musunuz K5? Duyuyorlar bu arada oradan ya. Tabii Kas 5. Bitti süre. Cevapları görelim. Hiçbiri bilemedi. Hepinizi atlayın diyormuş, hayır. Evet. Hayır. Şakaydı Berkcan'lar hepsi bildi. Şaka bildiler. Abi beyler. Alo at. Kapat şunu Berkcan'ı atıyoruz. Kapat. Gel lan buraya. Evet. Hayırdır lan. Yakala. Bizim Tuğkan bilmiyorum senin. Oğlum. Ulan mikrofonu var. Bekle mikrofonu var. Onu... Mikrofonum var. Hepsini alırız biz sen rahat ol. Kaç. Batu neyse senin bir tane o zaman atlamamazlık hakkın olsun. Atlamamazlık. Adam zaten sırılsıklam oldu. Abi bizim Berkcan'ı atmamız lazım şu an. Ama daha da havuza atlıyorlar. Ya bir şey diyeceğim, atlamamazlık hakkın var artık. ne gidelim? Hayır, çok teşekkürler. Çok bilgilisini anladık ama çok sağ ol. Zeynep ayıp etsin diyorlar sana şu an. Zeynep ne dedi? Zeynep kimse bilemedi demedi mi? Hepsi yanlış diye bağırdı. Şaka yapıyoruz. Ben ne bileyim demedi. Öteki akıllı çıktı ama kaçtı bak o. Hakkını aradı. Bir de sıradan hepsini atacaktı. Neyse yakaladık yani. Bizim su şaka yapmıyorum. Lütfen. Neyse okey. Neyse yani. Şaka yapıyorum. Tamam çok güzel. Bunları şeyde hatırlayın arkadaşlar. Pazartesi günü kalan arkadaşlarımız bum ünlülerine karşı yarışacak. Bu hareketleri unutmayın diyorum sadece evet, ve bir sonraki soruya geçiyorum. Aybikeciğim benim sana nasıl güzel davrandığımı unutmazsın sanırım. Bahçe etti seni.
Bir şey Kimdir soracağım. Arkadaşlar? Yarınız yok olacak ya. Yarın hangileri kalacağını zannediyor? Bir el kaldırabilir mi yarına? Hepiniz kaldırın. Hepiniz görelim. Kaldırın. Hepsi kaldıracak herhalde. Kaldırın, hepiniz kaldırın. Evet, tabii. Yani. Batu evet kardeşim herhalde. Bence şu anda şok yaşıyor. Batu bizimle değilsin diyor. Şimdi devam ediyorum yarışmaya. Size de soracağım bu soruyu bu arada. Size de soracağım. Düşünün yani. Bugün LGS anısına bu güzel soruyla aynen, karşı karşıyayız. Ben de merakla okuyorum. Buradan LGS'ye girenlere tekrar selam olsun. İyi dinleyin. Serkan'ın fındıklarının 3 katının 8 eksiği 88'dir. Serkan'ın kaç fındığı vardır? 10 saniyenin başında. Bir dakika dur bir ama bir daha bir yavaş oku. 3 katının 8 eksiği 88'dir. Oo tıpçı aldı. Serkan'ın fındıkları diye. 10 saniyeleri de manidar geldi bana. Şık yok mu şık? Şık yok mu? Kalem verelim sana. Var evet, mı orada fazla çok güzel kalem? Soru. Sınavdan şık çıkan canavarlar doğru cevap verecek. Şık verme. Şıkları okuyun. Şık verme. Şık verme, şık verme ya buna. Şık verme ya. Tamam. Orantısız bence de orantısız güç. Karşı mahalledeki iğneyi vurdu. 5 saniye bitti. Vermeyecek artık o. Şıkları vereceğim, vermeyeceğim mi? Vermedim verme, artık verme. Yaptılar. Yaptınız değil mi? Ben nasıl söyleyeceğim? Tamam okey. Size soruyu tekrar soruyorum. Bu benim hatam oldu, kusura bakmayın. Affınıza sığınıyorum. Tekrar söyleyeyim, Serkan'ın fındıkları konumuzda. Serkan'ın fındıkları. 3 katının 8 eksiği 88'dir. Oğlum, şıkları veriyorum. A 21, B 44, C 52, D 32. 10 saniyeniz başladı. Canavar onlar sınavdan çıktı. Batu'nun kalem yazmıyor. Serkan'ın fındıkları. Aslında vardı o. Ali dışarı attı. Bir tane arkadaşına onu mu attın? Ya attı. Attı. Yan bahçeye gidip alabilirler yani. Bunu büyütmeyelim. İneğin altında arkadaşlar. İneğin altında. Yok evet, ortalığını atmış belki yan ediyoruz. Tarafa. İşte, bravo paylaşın. İşte Ramadan hoş geldin. Tamam süreniz bitti. Abi gamerların altın kuralı bu. Ona su geçirmemesi lazım. Arkası da mı yazmıyor? Ha. Öbür kalem. Tamam paylaşın oğlum. Aynen o kalemi beraber kullanın. Olur mu? Ya para yok idare edin işte. Ne oluyor lan? Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapacaksın ya? Ne oluyor? Ya biri kuyuya düştü. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen gidip oturur musun? Okey. Evet ya jürimizin masasını alayım tekrar lütfen. Dördüncü soru. Ne yaptın ama? Arkadaşlar dördüncü sorunun cevaplarını görelim. Şimdi o kuyudan su çekelim. İnanılmaz. Ne içeceğiz lan biz? Hepsi doğru cevap verdi. Yerimizde evet, oturmaya devam edelim. Tebrik ediyorum çocuklar. İkinci sorunun cevabını hocam. Yazdık mı hocam? Yasin sende niye yok? Yetiştiremedim hocam. Kartın nerede ya? Az önce hepsi doğru bilmedim ya. Tamam. Ben atlamaya tamam, hazırım tamam, şu an ya. Tamam tamam. Hayret bir şey. Allah Allah. Aynen öyle. Evet şimdi biraz böyle ufaktan coğrafyaya doğru geçiyorum. Hocam Yasin'i niye atmadınız? Kimse niye atmıyor ben? Bilememiş. Ya birine bileni atıyoruz, bilmeyeni atmıyoruz. Hadi Berkcan sen orada çok oturdun. Berkcan attı. Kendi cellat. Mikrofonu var. Yasin'in hoşuna gitti sanırım havuza girmek. Yoksa hani böyle çok matematik yapamayacak bir çocuğa benzemiyor bir yandan. Hissettin değil mi? Evet. Kesişimi hissettim. Evet hissettim. Şimdi atarsınız belki Yasin'e bir çentik. Tebrikler Yasin. Sen bu arada bir şey söyleyeceğim hani soruları bilebilirsin sonra da havuza girebilirsin. Havuz burada biliyorsun. Ben suda bilsem o konseptin abi soruları. Şeyden havuzlanacak havuzcu. Daha iyi bence. Tamam geçelim yerlerimize. Kartlarımızı alalım. Ama o da inadınız kapattı ha. What up bro? Yasin'cim evet yerimize geçelim kartımızla. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Ufaktan dediğimiz gibi coğrafya sularında gezelim biraz. In front of us. Aşağıdaki denizlerden hangisi en küçüktür? A. Akdeniz, B. Marmara, C. Ege, D. Karadeniz. Tabii ki Atlas Okyanusu. Atlas Okyanusu. A. Akdeniz, B. Marmara, C. Ege. D. Karadeniz. Son 4. Bu arada chat %95 doğru biliyor. Bütün soruları. Bitti. Chat akıyordur ya. Chat cevapları görelim. Google soru cevapları görelim. Abi P mi o? Siz paylaştığınız için mi bu kadar gecikiyorsunuz? Okey. Herkes doğru yapmış. Tamam. Doğru yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Size yine bir alkış. Yani bir zahmet Marmara'yı da bilin diye düşünüyorum. Yani. Birazdan sorular zorlaşacak o yüzden buraları Akdeniz artık şeyiz yani. P miydi gördüğünüz şey? Okey. P'ydi de işte. P'ydi abi. Kalem yetmemiş.
Sizden bilemeyen olmamıştır. Chat'te zaten %95 bilmiştir. Devam ediyorum o yüzden. Altıncı sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hazırsanız gerçekten koçunuz 10 saniye dediği zaman o kalemleri bırakmanız aynen lazım. Abi. Siz daha hızlı düşüneceksiniz öyle yardımlaştığınız için. 10 saniyede o bitecek o kartlar bir daha dokunulmayacak. Ben bir grup inek. Kalem fazla yok mu? Soralım. Arzu abla başka kalem var mı? Hemen bakıyor Arzu abla sizin için ama bu arada zaten bu sorular için 10 saniyeye ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Şıkları dinlerseniz biraz hani bunlar basit, daha bundan sonra başka sorular geliyor. Öyle düşünün. Bunlar ısındırma turları. 6. sorumuz. Dünyada en çok konuşulan dil hangisidir? A. Çince, B. İngilizce, C. İspanyolca, D. Rusça. Başladı. Başladı. Adam mı attı? Adam mı? Evet. Bitti. Aşkın dili, aşkın dili. Görelim cevapları. Cevapları görelim. Burada hatalı olan olacak. Yasin Bey cevapları gör. Bir saniye. Bir saniye. Bütün ben komple hakem masasını bu tarafa doğru alabilir miyim? Böyle bir gelin ya bize doğru. Abi. Bir gelin. Selamünaleyküm. Bu arada bir tek dur yanlışlık olmasın. Yanlış var çünkü. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika ben bir farkındayım. Efe sen it. Bir saniye. Farkındayım. Sıkıntı yok. Orada 3 tane cengaver yeterli. Farkındayım. Ben bir kere bu kartlarınızı açınca öyle tutabilir misiniz? Çok teşekkürler. Ünlülerimiz burada mı? Bir şu tarafa doğru orada. Gidip bir kendinize birini seçin. Ben size doğru mu yanlış mı diyeceğim. Efe Bey sizi de alalım. Ben Yunus de geleyim Bey, mi? Sizi de alalım. Gelin lazım gelin. Mı? İnsan gücüm o lazım. O kadar var mı yanlış yapacağım? Senle şimdi şovlu yapacağız bu işi. Çok var. Siz önce birini seçin. Evet bakalım kimi seçeceksiniz atmak için. Abi bir şey söyleyeceğim. Elinde kalemle şeyle atmayın. Evet. Aynen kaleminizi bordunuzu bırakın. Ben biliyorum. Çıkar her şeyi. Ben biliyorum. Birilerini seçelim. Geçelim arkalarına. Ay bir kere yine aynı şey mi yapacağız? Bakayım evet, eğer sen şimdi, sen eğer hatalı olan, ben ortanızda durayım şöyle. Bakıyor, bırak sen onu. Hazırız. Et kadışında herkese atıyoruz. Evet, bu arkadaşı Burak cevap, abi sana beraber atalım. Cevap A Çin'de. Beraber. Oraya hadi. Vay be. Şimdi senle olaylı yapıyoruz. Sen ha şöyle zıpla. Bu arada havuzu arkadaşlar. Oo, oo. Gel şöyle gel. Bak şimdi burayı bir izle. Bir dakika bekle. Önce şurası bir gitsin. Şöyle alayım seni. İki. Havada dans et. Ne güne bebeğim. Hayır, havaya doğru. Kıyım. Sevinç. Alışayım başlayalım. Aydık ile yine aynı şekilde Aydık ile istersen. Maşallah Yunus gibi. Evet. Kuzan koyacağım. İzeli sen mi atarsın? Yasin ben attım. O havuzda şov var. Ters taklar falan. Şimdi bir dakika Evrim'den bir şov geliyor sanırım. Ama bir şey söyleyeceğim Evrim. Çok özür dilerim. Batu'yu atmıyoruz. Çünkü Batu'yu zaten Berkcan atmıştır. Peki bu sefer de... Yok bir dakika bir dakika. Batu istiyor atlamak. Evrim hayır hayır Evrim. Evrim, bir dakika. Ben Yasin'i atıyorum. Evrim. Evrim. Yasin'i atıyorum. Ben. Evrim. Ona olmaz ama. Bak. At at. Dur. Atıyor mu? At at. Aa, senin gözün için. Yasin zaten. Yasin de oynuyor ya. Allah'ım seviyorum. Hayat seviyor ya. Dur dur. Evet güzel. Koptin de sesini burada var. Hadi çocuğum daha hızlı. Arada bir değişiklik böyle... mi yaptın? Bir daha mı baktıysın? Özel bir dalın var mı? Serbest, sırt üstü, sırt kelebek falan. Hangisi? Attım geldim ben. Buyurun hocam siz yerinizi alalım. Evet şimdi İzel'in havuzdaki gösterisini izliyoruz. İki, bir. Kurbağalamaymış. Lan! Evet. Oo, o ses, o ses sırt yanması demek. Bir güneş açtı en azından ya şansınıza. Cantu uçan tekmeyle atacaksın herhalde. Boşalsın. Cantu'dan uçan terli. Dünyada en çok konuşulan dil hangisidir diye. Hadouken! Doğru cevabını bilen bir tek. Oo güzel kral. Çince doğru cevabı Etka bilir bir tek. Etka seni tebrik ediyorum. Etka dışındaki herkese çentik atmışız ya. Tabii ki. Çok özür dilerim. Etka. Ne yeme yani anladın mı? Etka adam mı? Estağfurullah olur mu şey ya? Olur mu? Havuzu atarım yani. Yok oldu hepsi güzel. Çok güzeldi aynen. Soru neydi? O ısındık mı? Keyifler yerine gelmeye başladı. Birazdan çok hareket edeceksiniz sanki. Şeyi onu bekliyorum diye. Yalnız işte. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Havluyla durmayın. Güneş açtı zaten. Hemen her an düşebilecekmiş gibi. Kamera çekememiş herhalde ya. Havuz başında durun. Olayı bizim. Kartlarımızı alalım. Kızlar. Farklı sıkıntılar var orada.
Ne yavru oldu? Var mı fazladan? Şeyden rica edersek bence yardımcı olurlar. Şu an bizim ses gidiyor mu yayına? İki avlu getirir misin? Acayip ses görüntüsü oluyor o zaman. Güneş açtı, çok da soğuk. Ben sabahleyin girdim arkadaşlar havuza, öyle bir soğuk bir durum yok yani. Keza bu saç ondan böyle yani. Şimdi soruları yavaş yavaş okumaya başlayacağım diyor. Yedinci sorudayız. 20'ye kadar yolumuz var. Sonra çok girişik yapacaksınız gibi hissediyorum. Yedinci soruyla devam ediyorum sevgili jürim. Kızlar ya, girdi ya. Çok pardon. Aman. Dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getiren şiir türüne ne denir? A. Pastoral. B. Didaktik. C. Satirik. D. Akrostiş. Süreniz başladı. Tebeşir atayım mı? Şey var. Hızlı hızlı yapalım bence biraz daha bu arada. Olma işte, siliyor bir yandan kalemi. Niye abla? Süre bitti. Çok şükürler. Cevapları göreyim. Da yok galiba işte. Abi sağ ol. Bir tanesi 2.D yapabilirdi ya, neyse. Şükür ettim. Hadi yine iyisiniz arkadaşlar. Biraz kurmak için vaktiniz olacak. 7. soruyu bildiler. Bak ama daha yani kolay sorular dedi evet, gerçekten. Evet. İlk 10 soru ısınma sorusu. Gelmek istiyorum. Evet, evet. Geliyoruz, az kaldı. Çok az kaldı. Zeynep Hanım sizdeyiz. Başlıyor. Efendim 8. sorunuz. Koçunuz havluları getirdi ama havlularla havuz başına durmamanızı rica edeceğim. Towel boy. Karaktersiz belki ya, güven nerede? Sizden de ufak bir ricam var. Arzu abla yardımcı olmaya çalıştı ama bu oyuna yetişmeyecek herhalde. O kalemi paylaşacakmış gibi zamanınızı organize edin. Hadi size benden bir saniye daha fazla olsun. Vay. Rica ederim, ne demek. 8. sorudayız. Evet. Bunu da bence bilirsiniz, bu biraz kolay bir soru. Bu biraz sevgi dolu falan diye. Böyle kalpten bir soru geliyor size. Bir okuyabilsem. Cevap oku, anladım ya. Seviyor sevmiyor denerek hangi çiçeğin yaprakları yolunur? Bence bunu şık söyleme. Ya söylemeyelim ya bence de. Bence söylemeyelim. Şıklı bir soru olduğu için şıklı şey yapıyoruz ya. Şıklı demem. Evet abi. Bak bilmiyor ya. Abi nasıl bilmezsiniz ya? A. Erguvan. B. Papatya. C. Lale. D. Sümbül. Başladı. Bitti. Önden başlayanlar var bak şıklarına. Evet. Papatya. Çok evet, mu yoldunuz arkadaşlar papatyaları? O zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Ben iki tane yarışmacının hala sanki kendilerine güvenden mi yoksa üşüdükleri için bilmiyorum ama havlularla durmayın. Bak arkadaşlarınız havluyla durmuyor şimdi. Şey olmasın, kayırmamış olalım siz, olmaz mı? Bu enteresan. 9. sorumuz geliyor arkadaşlar. Van Gölü Türkiye'nin büyük nesidir? Tuzu. Aşağıdakilerden hangisi ünlü bir müzik grubunun adıdır? Heh. A. 500T. Yeni bir indie grup o. Olabilir. B. 98B. C. U2. D. A4. Süreniz başladı. Sarkoy Özkan niye yok ya? Duymayanlar var ama. Tekrar mı şık isterseniz? A 500T. B 98B. Yok abi. C YouTube. D A4. C YouTube muymuş? YouTube. 3. 2. Aldın mı? Ha. 95 kartel direkt gelir sana. 500T sever misiniz bu arada, yeni albüm yeni çıkmıştı. Abi çok iyi, çok iyi, çok iyi grup. Çok iyi, çok iyi, efsane grup. Cevapları görelim. Vaftizci başımız diyor. Başkası vaftiz etmek isterse eğer onu alabilirsiniz. Siz bayağı 500T'ye kaynaştınız. Şuradan Aybik'e bir tık daha. Aybik. A4 desem öyle demezdiniz. Bak o benim şeyim. Ama çeldirici bence. Yani insan aklı kayıyor çünkü. Biraz abi.
A4 böyle 4 yakışıklı gencin bir araya gelip oluşturduğu bir İngiliz. Dansları falan var onların böyle koreografi evet. yapıyor. Bu arada biz bunu ciddi bir konuşmamız lazım kendi aramızda. Niye bir boy band kurmuyoruz mesela? Bence kurulabilir hazır. Ülkemizin bu kadar yakışıklı bir insan toplanmışken. Boy band konuşuyor. Benim boyum yok. Cantu bir şey soracağım. Bu soruya mesela chatte ne diyorlar? Herhalde chatte mi yapıyorlar? Çek çek yavaş yavaş yapıyor çıkıyor. Hazır Allah diyorlar. tabii ki evet, bildi daha... herkes yani. Vaftiz oldu sevgili Aybin. Bak cevapları yazsınlar. Zorlaşsın biraz. Aksiyon konsept olsun. Olarak bize çoktan seçmeli LGS özel bölümü yaptığımız için peki. Çoktan seçmeye geldi. Ama sorayım Arzu abi bir de bir şey söyleyeceğim bak. İlk 10 sorumuz kolay. Şimdikiler geliyor. Burada şıka ihtiyaçları var ki sallayabilecek yerleri olsun hani. Hala sallıyorum. Kim cevap ver doğru yanlışını bilmeyecek arkadan gideceğiz. Yanlış olanı bak vuracağız abi. Şimdi Arzu abayla da konuştum. Biraz nasıl önce iki kere anonsunu yaptım. Üçüncü kez yapıyorum. Nogger çaylakları dörde inecek. Dört kişi eğlenecek. Bu iki gün içerisindeki yapılacak dört yarışma bu elemede çok ciddi katkı sağlıyor. Çünkü artık sadece chat oylaması değil, birbirinize vereceğiniz puanlar, buradan toplayacağınız puanlar ve chat oylamasını biz göz önünde bulunduracağız. Dolayısıyla o da diyor ki, yolda kuralları değiştirmeyelim, bu şekilde kurguladık. Zor olsun diyor, çaylaklarımız hak etsinler diyor. Öyle bir şey demiyor, onu da ben kattım bu arada. Arzu abi bizden altında bırakmayayım. Şimdi son kolay sorunuz geliyor arkadaşlar, ondan sonra işler biraz kızışacak. 10. soru. Tokyo nerenin başkentidir? A. Çin. B. Tayland. C. Hindistan. D. Japonya. Tokyo nerenin başkenti? Ben deyince gösterebilirsiniz. Onu gösterince de öyle tutabilirsiniz. Mesela çok güzel olur konsept olarak. Beyinleri hadi gösterin işte. Abi çok. Evet açalım, açalım. 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 Orada ne yazıyor? Yazıyor bak. Islaklık. Bende mi? Ay bir kere şuraya şöyle açalım. Bakın cevapları açtığınızda şöyle gösterin. İzleyicilerimiz görebilsin böylece. D yazıyor. Ben ama biraz önce şey rica etmişim. Ara harfler yazmayın. A da olabilir ya da o benim körlüğüm mü? Karamsa. Tamam D. Okey hadi iyisiniz tamam. Şimdi zor sorular geliyor. Temizleyin bir hazırlanın. Burası kolaydı. Burada sizin de bilmediğiniz bir şey yoktu herhalde. Yok hepsinden bildim. İlk soru hariç. İlkini de sordum çünkü bayağı. Onun da hepsini bildim. Hazır mıyız? Evet. Kalemimiz de geldi artık. Cevaplarınızı yazıyorsunuz. 10 saniye sonra açıp burada tutuyorsunuz. Ne? Görüşecekler de. Attım. 11. soru geliyor arkadaşlar. Galatasaray'ın ilk renkleri nedir? Bu neydi lan? A. Kırmızı beyaz. B. Kırmızı siyah. C. Sarı siyah. D. Sarı beyaz. 10 saniyeniz başladı. Burada ben bu sorunun cevabını biliyorum diyen var mı? Heh. Ben sallarım. Zaten o. Ama süreniz bitti. Kapatın. Kendine güvenen var mı soruyla ilgili? Yok ben fenerliyim. Ben de fenerliyim. Ne alakası var? Batu güveniyor boş. Cevapları açalım. Tut ve tutalım. O mevzu var gelin bakalım. Seninkini Aybike B mi o? D yine. D mi yine? D. Tüh ben falan diyormuş. Şimdi ben, bir dakika şöyle yapalım. Ben vereyim mi cevabı? Kimler havuza atmak ister? Abi, var mı gönüllü? Vereyim mi cevabı? Abi havuza atmak isteyen gönüllü ben ünlü şeye istiyorum. Bir şeye bakacağım ona göre geleceğim. Cevabına baktım şimdi. Evet ben geliyorum. Bir dakika bir dakika hemen arkasına gitme ama bakıp şimdi belli olmasın. Ben vereyim geç, mi cevabı? Geç sen git birini seç. Cevabı sen vermeden önce biraz gerilsinler çünkü orada bayağı şey var. Başka birilerine daha ihtiyacım var ya orası bayağı döküldü çünkü yani lütfen. Bayağı gelin gelin. Satıp olsan hiç kimseyi atmadın ya. Bir bana da göstersenize. Bakayım ben atmadım. Ben git git gidin ya valla. Ama ben de sen de gel Yunus abi sen de gel. Burak abi vereceğim. Burak abi oradan doğruyu söyleyecek sonra biz o doğruyla beraber herkes alacağız. Sen bana Yunus abi deyince bir yabancılaşıyorum. Çok özür dilerim Yunus Bey. Yunus Bey diyor hemen ciddileşti. Ben öyle herkes abi diyorum. Bravo evet. Lütfen hani mesafeni bil Zeynep. Bir Galatasaraylı olarak vereceğim cevabı. Yunus Bey amca. Çok güzel. Niye paylaştınız mı cevabı? Siz hani Yunus abiyle birdiniz diyor. Biz öyle bir döndük. Canım karı koca izliği her şeyde. Doğru. Siyam ikisi değil. O zaman arkadaşlar doğru cevabı söylüyorum. Yani çaylaklardan Batu hariç herkes sallayabilirsiniz. Doğru cevap A kırmızı beyaz. Bu sefer Aybike'cim istersen sen kenarda. Hadi sen. Aybike'nin töreni başladı. Haydi. Birisi daha gidiyor.
Ne ne? Kafayı çarpma. Gel abi çek gel. Çok uzağa gitme evet. Çok iyiydi. Oğlum herif havuza atlamadı ki yere atladı. Evet ben de. Yere atladı. Bileğin iyi mi? Öyle bir et çarp. Bileğin çarpmadı. Çok iyiydi abi. Şu anda silahını çok iyiydi o. Ördüm ya. Bak bunu tutunarak gel. Mafya. Ya. Yaptın. Ben biliyorum da arada bir sonra. Efka! Güzel ben diyorum sabahını şey yaptım. Dondum. Arkaya mı? Kim o? Efka bıyıkları iyi mi? Çarptı biraz. Çok küçük. Hayır, kendine. Hala alçıyor bakalım. Adam betondan betona. Kral, kral. Oo esiyor. Helal lan sana Batu. Şey diyor, anlatıyor bir de açıklıyor. Milli takım istediği için diyor Türk bayrağı renklerini saldılar falan gibisinden böyle. Evet, bence bir şey söyleyeceğim. Gereksiz yere kullanıyorsunuz. Şimdi sorular zorlaştığı için çok girip çıkacaksınız. O havlular kenarda dursun. Kartlarımızı alalım. Bu güzel yaz gününü omuzda geçirelim arkadaşlar. Haydi. On ikinci sorumuza geçiyoruz şimdi. Artık zorlardayız. Hazırsanız başlıyorum. Krizantem çiçeğinin diğer adı nedir? Ne? Krizantem. Krizantem çiçeğinin diğer adı nedir? Şıklar geliyor. A. Nilüfer. B. Zambak. C. Karanfil. Fil var fil. D. Kasımpatı. Süreniz başladı. Tam bildiğim şakanı. Botanik çok uzak oldu. İlk çiçeğin adı neydi? Onları dinleyin. A. Nilüfer. B. Zambak. C. Karanfil. D. Kasımpatı. Ya sen girmek istiyorsun zaten suya. Hepimiz biliyoruz bunu. Lütfen en azından oyun yapmayalım. Bitti herhalde süreleri 10 saniye. Arkadaşlar, kartlarınızı izleyicilere gösterin. Oğlum sende iki tane yazıyor lan. D, 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 B, B, D. O ne lan? Ortada tamam, iki... Ne abi? Şöyle silmeye çalışıyorum. Okey, orta... Çok güzel. Şöyle yapalım. Atmak isteyen var mı? Doyamayan. Ben atmak istiyorum. Ama şey var yani, atmak isteyebileceğiniz insanlar da var. Bir attınız bitti değil mi? Okey. Kendileri mi atlasın? Abi. Nasıl yapalım? Ya bence atlasınlar yoksa, abi ya. Ama canlı. Size de yazık onlara da. Biraz salıyoruz bir de ya. Öğrenciler. İyi peki. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Atlasınlar. Şu... Doğru cevabınızı söylüyorum. D Kasımpatı. B'leri ben havuza alayım. Bir dakika dur şimdi. Bekle. D'ler hangileri? Ben. Abi Kasımpatı. B'leri havuza alıyorum. Yanlış olan. Bayburt. B'leri havuza alıyorum. Yanlış. Doğru cevap D Krizantem. Bir tutsunlar da yazayım hemen. Doğru. Ya ne salladım ben. Ben. Bence eleme bu aksın. Etka yanlış değil mi? Doğru. Krizantem'in diğer adı Kasımpatı. İki tane mi yanlış var? D Kasımpatı evet. O zaman benim artık sürçül insan olmuştu. Çok pardon. Ben gözüküyorum. Adı ne ya? Gözlüğüm düştü. Dallal oğlum. Ayağın yeri çok değil mi? Bir tane özel soru gelmiş ya. Bir bakalım ya. Ya İyi de ama... Ne oldu? Öyle mi var? Tamam. Şey yok gözlüğü. Güzel kopya çekiliyorlar ama var mı? Tamam. Tamam. Evde bıraktı. Güzel kopya çekiliyor. Çek de bak. Görebilen var mı? Ben tekrar gideyim. Kopya çekiliyor. Evet tahtalarımızı alalım. Yerlerimize geçelim. Temizlik yapacaksanız yapın. Bilmiyorum. Şimdi çok sevgili koçunuzun anısına buradan tatlı bilmiyorum, bir soru var. Bunu bilmeyeni Doğukan, Doğukan kim o? Doğukan? Bilmiyorum. Tuğkan koruma altına almayacakmış. Şuna olmazsa bir müdahale olacak şuna. Buradan. Kim? Şöyle chatimizde böyle bir yorum var ama troll mü bilmiyorum. Ne o? Bir saniye. Vara İşler mı gidiyoruz? Değişir. Vara gidiyor. Vara gidelim mi? Vara ama bizim... Aşağı değişir. Muhabbet yapamaz ki onu. Değişir bir anda. Ama şöyle zaten hani Tuğkan da chat'i takip ettiği için kendi takımıyla alakalı bu yorumları bakıp tahminimce sonra vardan izlersin. Sonra konuşuruz. Aynen gerekiyorsa eğer oyundan sonra da onun değerlendirmesi yapılır. Ama çünkü chat'i dinliyoruz da şu an yarışmaya devam edelim ki az kaldı. Tatlı güzel sorularımız var. 13. sorudayız. 13. Aşağıdakilerden hangisi memeli bir hayvan değildir? Memeli hayvan değildir. A. Fil. B. Örümcek. C. Kunduz. D. Yarasa. Süreniz başladı. Hangisi memeli değildir?
fil, yarasa, kunduz, örümcek. 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 Ama sıralaması öyle değil. Mesela. Evet, bravo. Aynen. O zaman doğrusu hangisiyse onu direkt yazın. Yazmıyor. Ben şıkkı oldum. Ben şıkkı oldum. Çok doğru abi. Süreniz bitti. Kalem yazmıyor ki. Örüm kaldı benim de. Kalemleri ısla... Tahtayı ıslatıyor onlar. Saçlarından damlıyor tahtaya. Ekipten bir... Tamam, prodüksiyon bize bir havlu peçeteyle ilgili yardımcı olabilir mi diyecek bir varmış. Tamam. Şöyle aynen edelim. Abi o yüzden. Yani tahtadan değil o, kalem ıslanıyor. Hiçbir şey yazamıyorsanız kağıt peçeteyi yazın. İstek parça olarak jüriye gönderin ondan sonra mesela olabilir, neden olur. Arkadaşlar sorumuz aşağıdakilerden hangisi memeli bir hayvan değildirdi? Sorumuz bitti. Şıklarımızı hatırlatıyorum size. A. Fil. B. Örümcek. C. Kunduz. D. Yarasa. Heyecan olsa ben atabilir miyim? Herkes mi? Kartlarınızı gösterin izleyicilere. Yoktur herhalde memesi ya. Ölüm diye kaldı. Sen ölüm yazdın sanırım. Ölüm memeli bir hayvan değildir. Ben gerçek valla. Valla tebrik ederim hepinizi. Hepiniz doğru bildiniz arkadaşlar. Kendinizi tebrik edin. Temizleyin, kurulayın, kalemleriniz hazır olsun. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Nasıl zorlar biraz daha şey değil mi ondan evet, sonra? Evet, vites arttırıldı. Hissettik. Çok kolaydı. Onu hissettik. Soru kolaydı ama. Ben kopyalardım. Ya bilene her soru. O zaman bir sonraki sorudan gireyim. Bence bu soruda Batu şey olabilir hani. Tıp bilmiyorum sizden matbenceki numaranızı ama 14. sorudayız. Taşikardi nedir? Yok, o kadar da değil ama yakınız. Yani tamam, oralarda gezeceğiz. Bilelim. 14. sorumuz geliyor. Hazırsınız? Evet. Hangisi bir soy gaz değildir? Aile soy gaz. A. Lityum. Soy gaz. B. Helyum. C. Neon. D. Ksenon. Tekrar okuyorum şıkları size. A. Lityum. Şıkları kim yaptı? B. Helyum. C. Park neon. Park koyarak çeşit üretmiş abi. Neyse. D. Ksenon. Evet. Çık okuyorum. Kendi ne? Kendi takımını trollüyor. Hangisi A, bu lityum. Soy gaz değildir? Tamam. B. Helyum. C. Neon. D. Ksenon. Neon bir defa Roma'yı yaptı. Öyle düşün. Ben yine unuttum. Ben galiba düşeceğim ya. Şıkları... Dört kere okudum arkadaşlar. 10 saniyeniz var. Bitmek üzere. Yazın 3, bir şey. Biliyor musun? 2. Sallamasyon. 1. Gösterin. O zaman kim atmak isteyen yoksa ben hareketli atmamı rica edeceğim. Bir dakika şu an doğru yapanlara bakıyorum. 4 kişi düşüyor. 3 kişi doğru yapmış. Kim onlar? Ağlar doğru. Vallahi matematik değilsiniz arkadaşlar. Doğru cevap. A. Lityumdu. Lityum. Gene bir. Yasin doğru. Bak tahmin ettiğim gibi Batu oradan şey yapmıştı. Benim ya. Yasin. Kimseyi kandıramayacağım. O A yaptı. Ama girmek istiyor hala havuzu adam. Hala bir yaklaşıyor yani. Hadi size o zaman bir hareketli havuzu alalım arkadaşlar. Boşuna kendinizi kurulamayın deme sebebim bu. Konsept bu. 20. soruya kadar daha çok girip çıkarsınız. Kaç soru oldu ya? 14'teyiz. 14'teyiz şu an. Tam tersi mi olsun acaba? Bilenler dışarıda, pardon, bilenler havuzda kalsın, bilemeyen dışarı çıksın, üşüsün. Nasıl? Pazartesi size karşı yarışabilecek bir takımımız olsun istiyoruz çaylaklar tarafından da. Buyurun. Zaten dördüncü yaptım. Güzel balıklama attın, atlasana. Göstersene tekniklerini. Bence balıklamayı kütlesin. Niye olmuyormuş? Ne alakası? Ne alakası var ya? Alalım. Çok güzel çivileme atlıyor. Evet. Profesyonel yüzücü aynen. Yıllarca çivileme atladı diye. Tevazu aşağı atlamıyor. Şimdi şovu olmasın. Kulaçları yani hissediyorsun abi bak. El hemen içeride dönüyor bak görüyor musun? Girip içeride dönüyor. Teknik yangar. Burada Ercan Lutan neydi ya? Çok kötü. Yüzümü anlatan yorumcu yapıyorum için tamamen uydurun. Her şey... Volkan nem var. İzler şeyler havluyla hemen bir kurulan istersen hızlıca. Ne oldu? Ne? Çok soğuk geliyor. Çok soğuk. Bir şey oldu zannettik. Bana sıcak geliyor. Lan? Soruları bilmeyi dene. Ne olmuş oğlum? Bir şey olmuş oğlum adama. Küçülmüş bir şey. Çekti. Çekmiş abi. Ben olsam sürekli oldu, bir şey suda kalmak için. Evet arkadaşlar. Evet hocam. Değil mi?
15. soruya geçiyorum. Çay şekeri olarak bilinen şekerin gerçek adı nedir? Şıkları iki kere okuyacağım, dinleyin. A. Glukoz, B. Fruktoz, C. Galaktoz, D. Sukroz. Tekrar okuyorum. A. Glukoz, B. Fruktoz, C. Galaktoz, D. Sukroz. Süreniz başladı. Galaktikos var. Los Galaktikos. Real Madrid'in diğer yıldız kadrosu. Chat yardırıyor mu mesela bunları patlatmak? Arkadaşlar. Acaba. Hangisi? Efsane değil ki. Bir saniye önce bir burayı soralım. Cevapları gösterin ve öyle tutun lütfen. Burada B var abi. Tamam B, B mi var orada? Abi. Hepiniz bırakın. Hepiniz atlayın. Arkadaşlar portları arkaya bırakalım. Kendimizi aşağı salalım lütfen havuza doğru. Doğru cevabımız D. Sukroz olacaktı. Bravo Efe. Sukrozu bilmiyorlar burada. Özellikle çay şekeri. Bizim uzmanlık alanımız. Şeker. Bu da üşüyor. Ve isimleri. Volkan bizi mi yiyorsun? Üşüyorum değil. Ha? Kendini mi acındırıyorsun? Anlamadık. Sevgili 15'te bir şey yapalım. Nereye gidiyoruz? 15. soruda bence bir ara verelim. Bir çete bir şey yapıştarsan. Ne yapalım? Çetten var mı? Ne diyorlar? Biliyorlar mı cevapları? Nasıl gidiyor çetin? Valla onlar... Hızlı bilenler hızlı yazıyor. 12 soru içinde bilmeyenler de. Oradan şey yapıyorlar. Ne oldu şimdi burada? Ne şey yıkım oldu, kıyım oldu. Hiç kimse bilemedi. Hepsi havuza girdi. Çay şekeri. Çay şekeri. Çay şekeri diğer adı. Ceza olarak dışarı çıkıyoruz. Yok dışarı çıkıyoruz. Çünkü fiziksel kondisyonunuz da bizim için önemli arkadaşlar falan. Daha çok kardiyo, daha çok kondisyon. Isınıyoruz ve yukarı çıkıyoruz. Bence yok yok abi o şey. Alayım ben size sonra zaten sonra konuşulacak o biraz önceki yo, yo, konu şöyle, oydu. Yazdıktan sonra üşüdüğü için dönüyor ya o yüzden öyle anlaşılmış aslında. Onu açıklamak. Yok. Evet yani evet, bu arada 3 dakika dur üşürseniz üşüyor. Yanındaki ben. Arkadaşlarına bakabilir ama cevap yani hiç kimsenin bilemediğini düşünürsek. Ya da yazarken soru sorulduğu anda itibaren kitlenin adı önce. Çünkü farkında olmadan dönüyorsunuz bakıyorsunuz ya. Batu sen de mi bilemedin? Ben biliyordum niye bilemediğimi de bilmiyorum şu an. Glikoz çaya attığımız sakarin miydi? O şey o diyet şeyi o. Sakarin. Aspartam falan şey yok. Aspartam sugar değil. Ya, o tatlandırıcı olan sugar, sakarin. Sugar yakın birbirine. Sugar. Fruktoz. Çok bilgiler oluyor bunun. Arkadaşlar. Çok fazla yine kurulanmamıza gerek yok bence bu soruda. Hazırsanız soruyorum. Evet. Size de soracağım yalnız. Evet. 16. sorumuz geliyor. Teorik olarak bir satranç oyununda en fazla kaç hamle oynanabilir? Hoppa. Satranç oyununda en fazla kaç hamle oynanabilir? Oynayalım. Şıkları iki kere okuyacağım yine. A. 2935 B. Bunlar D, A, B, C diye yazmış. Ben A diye olarak algılıyorum. Burada bir kaybolmuş. Yok. Aynen. Tekrar söylüyorum pardon. Teorik olarak bir satranç oyununda en fazla kaç hamle oynanabilir? A. 2935 B. 5870 C 11740 D 23840 Tekrar okuyorum. A 2935 B 5870 C 11740 D 23840 10 saniye bittikten sonra önce size yorumlarınızı soracağım. Sabah kadar okusaymışlıkları bir şey değişmeyecekti. Kalemler zaten tamam tutalım bir saniye. Açın göstermeyin. Abi. Göstermeyin şu an. Var mı bilen? Göstermeyin diyor lan. Ha senin diğer tarafın. 5870. 23840. Ben söyleyeyim. Ben de 23840. Ben aşağı yukarı 10.000'li bir şey hesapladım. Sen 11.740 diyorsun o zaman. 5870 geldi oradan. Ben 23.000 diyorum. Ben 23.000 sen 23.000. Ben de yok hiçbir şey. Ben bu teorik olarak sıfır. Ben Doctor Strange olarak soru bütün ihtimalleri hesapladım. Teorik olarak bir sana satranç oyununda en fazla kaç hamle oynanabilir diyor. Bu ihtimallerin olursa sadece birinde çaylaklar havuza giriyor. Hadi lan doktor değişik. 4 tane şıkımız var falan. Değişik evet. Arkadaşlar jüriden de aldık cevaplarını. Kartlarımızı gösterelim izleyicilere. Nasıl şaka bu? Lan değişik.
Doktora. O ne? C mi o? Doğru cevabı açıklıyorum. Hayır, açıkla. B 5870. Ağlıyor lan adam. Adam doğru bildi diye ağladı ya. İnanılmaz. Volkan of be diyerek sen de yazdın bildin diye. Bildin diye. Atladım. Bıyıklar varlığını korudu yani bir şekilde. Gerçekten hiçbir şey olmuyor ya. Yardım edeyim mi? Bıyıklar. Kolunu koparabilir miyim? Öğrendi artık şey. Kolu dışarıda dağılmayı. Yapmasın abi bari. Yavuz zaten. Ne oldu abicim yani? Abi onun Vatikan'ın peşinde. Vatikan'a gidiyor. Donuyorlar ya. Olacak. Bayit denen bir şey var. Hadi bir soru ben atayım. Sıkıldım. 17 Mayıs. Aynen. Evet arkadaşlar 17. sorunuzu ben okuyorum. Eleme bence. Hazır mısınız? Son soruyu da senden rica edeceğim Cantu. Okey. Sor abi. Soruyorum. Dur kendisi daha yerine geçemedi. Arkadaşlar havlularla çok gerek yok. Ben sana diyorum bak şimdi kaçıncı sorudayız? Gerek yok diyorsunuz 17'deyiz şu an. 17'den sonra ben hani gerçekten havuza çok giriş çıkış olacağını düşünüyorum. Bak bu soru linç yemeye müsait bir soru. Evet. Hangisi bir Stephen King kitabı değildir? Hangisi değildir bak. Tamam. A. O. B. Medium. C. Dönüş. D. Sadist. Bir daha okuyayım mı? Hangisi değildir değil mi? Hangisi değildir? Bir daha söyler misiniz? Hangisi bir Stephen King kitabı değildir? Tamam. A, O bu. Sıfır mı bu? Sıfır lan. O mu bu? O. A, O. B, Medium. C, Dönüş. D, Sadist. Süreniz başladı. Başladı. 10. Bakalım ne diyorsun puan durumuna? Puanlar valla yakın ha. Bunu orijinalden alabilsek daha iyi. U-turn mu dönüşten kastım? Öyle yazmışlar. Olur herhalde onun. Süre bitti. Bakayım bir şeye. Var mı bilen? Çok var. Dur. Çok mu okuyayım mı? Öf her gün. Çevirdiniz. Ha ne oldu? Söyleyeyim mi? Sadist. Başka yorum olan var ben buradan? Ben söyleyebilir miyim? Medium. Ben sadist diye katılmak istiyorum çünkü az önceki soruyu da bildi. Yancıcı kategorisinde direkt veririm. Ama peki şu an bilemeyenleri atıyor muyuz o zaman? Tabii ki atacağız biraz sonra ama şey ünlülerden değil. Aa. Var mı başka yorum? Ben de sadist diyorum. Sen de sadist diyorsun. Ay çok güzel bir takım yemin istiyor. Var mı başka yorum? Yok galiba. Güzel. Abi. O zaman arkadaşlar kartları izleyiciye gösterelim. Sadist'den birine sorduğunda genelde doğru cevap olur. Sadist'in şıkkı ne ki? Vay be. Linçli soruyu sorup kendi şeyini linçlettin. De sadist. Ben. Hayır. Arkadaşlar şöyle söylüyorum size. Doğru cevabı açıklıyorum. B. C dönüş. Dönüş evet ya. Bir tek sen bildin. Furkan bildi. Kendimi inkar ettim. Batuhan bak. Bir şey. Ben hasta oldular. Hızlı soralım. Vallahi öyle şeyler ya. Tamam hızlı soralım ya. Ayıp denen bir şey var. Ben üzüldüm ya. Seni havuz atayım mı? Ya olur. Sen de ölüyorsun ne olur. Havuzdan koruyorum. Daha da uzun sürer. Hızlı sok. Ne oldu? Yok öyle İnşallah. Bir şey. İnşallah. Bakalım. Olay mı lan bu yarışma? Yavaş yavaş kırmızı tutuyorum ama. Kesin artık. Şunun sevgilisi var. Rekor bende. Ayıptaki şey mi? Rekor sende mi? Başarılıyım ben. Abi güzel. Bu da bir enteresan bir soru geliyor. Volkan olsun havuza girmez bir daha diyorlar chatten. Kim? Volkan. enteresan bir soru geliyor. Hazır mısınız? Hazırım. Kurulanın kartlarımızı alalım, havuz başında yerimizi alalım. Ben yavaş sormuyorum arkadaşlar, siz yavaş atlıyorsunuz, yavaş çıkıyorsunuz. Vallahi ben, benim suçum değil yani. Hadi. 18. soruyu soruyorum. Son 10 soru kaldı bu arada. son 3 soru. 18. sorumuz. Brezilyalı Elaine Davidson rekorlar kitabına girmek için vücuduna tam kaç piercing yaptırmıştır? Oh. Evet. Şıkları okuyorum. 2 kere okuyacağım yine. Ya dikkatli dinleyelim. Doğru cevabı verdin. Evet. Şıkları 2 kere okuyorum. A 2112, B 1903, C 3112,
D 1001. Bir daha söylüyorum. A 2112. B 1903. C 3112. D 1001. Süreniz başladı. Chat'te bilen var mı Can Tolun? Var tabii ki. Permütasyonları, kombinasyonları var. Her şeyi deniyorlar. Anında yazdıkları için. Orada ilerinde doğru dördüncü var da. Lan oğlum bir tane yanlışım, iki tane yanlışım var. Ben unutmuşum şuraya atmayı. Yok abi. Evet, bir saniye. Bunları şey yapalım. Oyundan sonra konuşalım. Yok yok. Donmayın. Üşüyorlar. Evet. Süreniz bitti. Tamam. Var mı bilen buradan? Çevirelim. 3112 diye sallayabilirim ben. Ne olur. Çarp yapacağım, yan yana koymuş. Tamam hadi. Çevirelim hadi. Kartları gösterin izleyicilere. Ben de doğru cevap. O ne orada? B. B, A, 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 B, D, D. Çok karmaşık durumlar var. Şöyle söylüyorum sevgili Batu ve Yasin. D mi o, B mi? Bu mu abi? Hayır, Batu'nunki. Bu anda benimki. Bursa. Çok güzel. Batu ve Yasin için herkes havuza bir daha atlasın. Hadi az kaldı, haydi. Haydi gençler. Ben çıkmayayım hiç. Zeynep cevap. Gel, ben artık buradan atlarken sıkıldım. Sıcak mı içimde? Deneyeceğim. Bir şey sordum. Aranızda en çok üşüyen kim? Ne? Al şunu üstüne. Sonra kurban at gene. Diğer en çok üşüyen kim? Kim? Sizin avlunuz var zaten. Biz Yasin'i kullanıyoruz o zaman. Ve ben yani. Devam. Yerlerinizi alın. Siz yerlerinizi alırken ama ben bir şey söyleyeyim hakikaten. Yani çok ciddi bir şekilde çok güzel bir performans ortaya çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Size de tekrar hatırlatıyorum. Bugün ve yarın 4 tane yarışmada yarışacaksınız. Sayınız 4'e inecek. Ondan sonra Ünlüler Evi ile yarışmaya başlayacaksınız. Ve hani performans olarak bence sizi zorlayacak gibi gözüküyorlar. Cantu zaten oradan etüt ediyor hemen karşı ekipte kimler var tehlikeli diye. Ama tebrik ederim, iyisiniz. Ben daha çok şey zannediyordum olur diye. Ya bayağı uzun geçiyor. Fakat zorlu bir maraton bu, o yüzden hazır olun. Hani eğlence kısmını bıraktık, yarışma formatına geçtik konuştuğumuz gibi daha önce. Şimdi son mesela. İki soruya geçiyoruz. Vazgeçen olmadı. Dirençleri yüksek yani. Vazgeçmiyorlar. Aynen, aynen, aynen. Ünlülerin canı tatlıdır bence biraz yani. Çok sıkışınca vazgeçebilirler. Göreceğiz pazartesi. Göreceğiz pazartesi. Son iki soruya geçiyorum arkadaşlar. İsterseniz onu oradan alın pancayı çünkü ya belki de belli olmaz. Evet, 19. soruyu okuyorum. Tavladaki hepyek ve pencüsenin toplamı kaçtır? Hepyek ve pencüsenin toplamı. A 9, B 10, C 11, D 12. A 9, B 10, C 11, D 12. Dün kapıyla alakalı tavla muhabbeti yapılıyordu ama biz burada arkeolojik kapıları yaptık. O yüzden hani aynı tavla şeysi olmamış. İzel sen bana demiştin tavla oynamak istiyorum diye yanlış hatırlamıyorsam okey. Ben zaten şeyli geldim. Hayır bunun girmesi iyi. Süreniz doldu. Çok titriyorlar. Evet ya. Kartlarınızı seyircilere gösterin. Ne onlar gözükmüyor ki? Abi CC. 9B dedim ben unuttum şeyi. Hangi şıkta olduğunu unuttum. 9 dedin. 9. 9B değil. 9A. Yani sen A demiş mi oldun? A demişim o zaman. Tamam. Onu orada bildim. Okey, o zaman şöyle yapıyoruz. O neydi? B. Bu C. Tamam. Bir tane ne? Sen hariç herkes havuza. Bir dakika dur. Ben de C dedim. Doğru cevap B. B diyen var mı? Ben görmüyorum. B 10. Dur Zeynep. B 10. B diyenler dışında. Sen dışında herkes havuza. Ben karıştırmaya için eğlence yaratmaya çalışıyorum. İyi mi? Hakimim yani. Yok, işine karışmaktan değil yani. Estağfurullah. Yok. Atarım seni havuza. Hayır. İçin söyleyeceğim Arzu ablayla hesaplaşırsın. Kulak için var mı? Mikrofonum var ya. Çok net atma ya. Bilmiyorum soralım. Kim bildi bir tek? Sen bildin. Kurkan bildi. Hızlıca çıkarsanız ben de söz veriyorum. Son sorunuzu hızlıca soracağım size. Ondan sonra zaten evinize gidersiniz, bir kurulanırsınız, yorumlarınızı orada alırız. Bir tane daha yarışmamız var çünkü. Aynen. Son soru için sana devredeceğim şimdi çünkü güzel bir soru bence. Bence 3-4 değil mi?
Şeyden çıkıyorlar böyle. Ne kadar hızlı yerinizi alırsanız o kadar hızlı evinize doğru yollanacaksınız. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum, bakın yarınki elemelerde chatten gelecek oylar, birbirinize vereceğiniz puanlar ve bu yarışmalarda alacağınız, bu iki günde toplamda 4 yarışmada alacağınız puanlar esas alınacak. Son sorunuzu da pazartesinden itibaren Nogur Çaylaklarına karşı yarışacak olan Bum Bum ünlülerinin takım koçu Can Tuğ sorsun. Yunan mitolojisinde gündüz tanrıçasına ne denir? Himera, Tartaros, Podos, Nix. Bir daha okusana cevapları. A. Himera, B. Tartaros, C. Podos, D. Nix. Üçüncüyü okumayacağım. Aynen. Algılar açık mı onu test ediyorum. Süreniz başlasın. Bak sana verince de böyle şey gibi. Süre bitti herhalde. Bitti bitti. Süre ben artık 10 saniye tamam, kalıp artık başladı. Tamam oralar bende. Biraz ıslandı. Ben de çok daha fazla çaylakları zorlamak istemiyorum açıkçası. Kartları gösterelim. A. Helal lan. O da A değil mi? Hepinize kocaman bir bravo olsun. Vallahi bravo. Bravo size. Artık gidip bravo gerçekten. Isınabilirsiniz. Aynen, gitmeden önce bir beraber şuraya bakalım seninle. Evet. Tek tek röportajlarımız olsun arkadaşlar. Yok. Burada ben iki tane beraberlik görüyorum. Batu ve Furkan arasında. Geri kalanlar. Birincilik iki kişinin arasında kaldı evet, değil mi? Bir bakıyoruz iki şimdi. Yani Batu ve Furkan'ın uyar bana. Puanları aynen. Abi. Batu ve Furkan şu an baş başa birinci sırayı paylaşıyorlar. Aa, yetenekle karar vermek istiyorlar. Evet ya bak yetenek istiyorlar. İkinci sırada da İzel. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir şeyler istiyoruz. Ben de istiyorum bazen bir şeyler ama tekrar tekrar altını çizme sebebim şu. 4 tane yarışmanız, belli bir puan sistemimiz ve yarın bir eleme gecemiz var. Şimdi ben Arzu ablaya söyledim zaten. Birincilik orada bir paylaşılmış. Puan durumuyla alakalı ve bu birinciliği nasıl çözebileceğimize dair gelecek bilgisi. Ona göre... Zeynep Hanım. Okey. Şimdi geldi bilgisi Arzu abadan. Birincilerimiz eşitlikle oldular o zaman. Batu ve Furkan bu yarışmanın birincisi oldu. İkiniz 8'er puan alacaksınız. İkincimiz ya da hani artık avaraja göre üçüncümüz de İzel oldu. İzel kaç puan alacak Arzu abla? 5. Sana da elbet bir puan verilecektir. Bravo. Seni puansız bırakmıyoruz İzel. Senin gönlünden geçen bir puan var mı? Tamam. Şu şekilde birinciye 8, ikinciye 7, üçüncüye 6 puan şeklinde gidiyoruz. Bu durumda 8, 8 ve 7 puan olacağız. Bir dakika evet. Aa bir dakika. Yasin'le de İzel aynı. Bir saniye evet onu görmemiş. Özür dilerim Yasin, hakkını yemiş gibi olmayayım. Evet bunu nasıl yapalım? Ona da o zaman verelim mi Arzu abla 7 puanı? Tamamdır. 8, 8, 7, 7 bu yarışmadan 4 yarışmacımız puanla çıktı. Hadi bakalım. Bravo, bravo. Tebrik edelim sizi. Çok hakikaten çok güzeldi. Şimdi siz çok bekletmeden gerçekten eve alalım. Kurulanın koçunuzla beraber. Ne diyorsun bu arada? Bak yine iyiler. Vallahi ne bir oldu? Şey darlandım ya. Darlandım. Bir şey diyecek arkamda. Çok beraber. Aynen. Güzel abi. Kapışlar da inşallah hasta olmazlar. Onu söylüyorum. Aynen. Gidin Kurulanın. Baksana abi adam şu yok mesela. Yürüyor ama yok. Arzu ablanın size sürprizi var içeride. Ben de gidiyorum o zaman. Sen de git. Gidim kurulayım. Aynen. Sen git takımını kurula. Ben de o zaman ufaktan size bir game size bir sorayım ne düşünüyorsunuz? Atlarınız dolular. Hepsini tek kutlamamız lazım. Çok soğuktu. Çok üşüdüler. Ona rağmen bırakmadılar. Eyvallah ben dördüncü soruda bırakırdım. Açık söyleyeyim. Benim söyleyeceğim de var. Ben suya girmiyorum. ama bir de şanslarına yani yarışma başlarken güneş vardı. Sonra açıyor, güneş gitti. Her şey onlardan yanayken aslında bir anda aleyhlerine döndü. 20 soru bayağıdır yani buradalar. Rüzgar yediler filan öf. Ya Aybike 10 kere girmiş çıkmış suya. O zaman ama bakın şimdi bir yandan da şöyle bir şey var. Evet doğru söylüyorsunuz. Havayı bir kere kontrol edemiyoruz. Tabii ki. Bu bir bilgi yarışması. Bilmek için bir motivasyon. Aa, bak, şimdi de güneş var. Şu an güzel. Ama onun dışında biz...